Her zerrede sen varsın, parçamızın adı. Her zerrede sen varsın. Bilmem ben kimem, ben neyim? Görünürde Hüveyda. Eyvallah. Bu balçıktan eylere. Ancak gönül eylere. Ümitliyim, beklerim. Dünya nedir ya Ukba? Onu bilen kim Hüda? Her zerrede sen varsın. Bilmem sensiz ben neye. Kim ki bildi o söylesin diye. Bak, gönle göre verir bakın. Biraz önce 5-6 dakika uğraştım. Oraya atlamıyor, o parçaya atlamıyor. Ama azim ve iyi niyet, ya Rabbim destur dedim, açılmıştı. Fakat başını kaçırdık. Başını tekrar veriyor bakın. Kendiliğinden. Çünkü gönül zaman ve mekana göre değil. Zaman ve mekan gönle göre yön tutar. Bak şimdi. Hadi dinleyelim bir daha. Melisa Çallıoğlu söylüyor bu arada. Her zerrede sen varsın. Kim? Cenab-ı Allah. Sınalım.
sohbete başlayacağız parça bitince. Ama müzik ölümsüz alemden esinti. Kıyamet müzikle kopacak, herkes kendi notasına koşturacak. O rakik insanların işi. Bülbül, ezanın, beş vakit ezanın makamları ayrı değil mi? İşte o da müzik. Yahu, illahu Zeynep, illahu. Sadece o. İlahları devirir ilah benim der canım. Amin. Tabii gönüllere şifa. Bu balçıktan eylerem. Selam canım. Onu bilen Hüda. Aleyküm selam. Eyvallah. Hiçbir şey tesadüf değildir. Bestesi, güftesi rahmetli öğretmenime ait. Her zerrede sen varsın. Bilmem sensiz ben neyim. Evet, dünyanın geni insan, insanın geni de Cenab-ı Allah'tır. Ondan üflenen var. Zaten o üflenen çıktığı zaman en sevdiğini götürüp mezara koyuyorsun. Evet, ruh ölmez. Ama işte bütün mesele, ölmeden evvel ölüp de lezzet almak, kim olduğunu bilmek, neye hizmet ettiğini bilmek, nereden gelip nereye gittiğimizi bilmek. Şah damarından yakınım diyor. Daha ne desin? Bizi bir araya toplayan o değil mi şu anda? Zamanın sahibi o değil mi? Anın sahibi o değil mi? Ve bizi dünyaya getiren, sevip de dünyaya getiren o değil mi? Eyvallah. Ve bize sonsuzluğun ve bizi sonsuzluğuna ortak eden, bakın. Davet eden diyelim. Ortak demeyelim, yanlış anlaşılır. Gel diyor. Gel Esra diyor. Gel Hiya Hatun. Gel Sakine Asuman, gel Çiğdem. Beni gör. Ben karıncamdan vazgeçmem. Sizlerden vazgeçer miyim? 18 bin alem sizi bekliyor diyor. İşte bütün mesele bu arkadaşlar. Ben gizli hazineydim, bilinmek istedim. Kainatı senin için yarattım. Seni de kendim için. Hadi iste. Evinde eksik olan tuzuna, ayakkabının kopan bağına kadar iste. Ben Vahhab'ım diyor. Yani dökercesine veririm, hazinem eksik olmaz. Ben Medud'um, karşılıksız severim diyor. Eyvallah bir tanem. Şimdi, geçen haftadan şunun sesini kapatayım, inşallah kapanmaz. Bizi rahatsız etmesin. Evet. Şimdi tamam. Tamam. Olur. Öyle şeyler de olur. Çocuk düşe kalka büyük hata yapa yapa öğrenir. Şimdi geçen haftadan bir şey yarım kalmıştı.
Ama tamam. Onu tekrar söyleriz Allah'ın izniyle aklımıza gelir. Şimdi bugünkü konumuz dua. Duayı çok. Dua nedir? Dua nasıl edilir? Hayatımdaki dualardan örnek vereceğim arkadaşlar. Ama ha ben ha sen hiç fark etmez. Hiç fark etmez. Oradan yürürsün. Şimdi kendi zaten seni dua etmeye mecbur bırakıyor. Çünkü biz uyanamıyoruz ki. Çünkü bizde ben var, ben. Bana bunu nasıl yapar? Ben bunu hak etmedim. Tamam. Sen içinde ben olan her şey cehalettir. Beni minimize edeceğiz ilk önce. Ben minimize olmadan olmaz. Çünkü ben diyorsun. Ben diyoruz. Ha, tabii ki diyeceğiz. Bir süre diyeceğiz. O provoke eden güç bizi bir yere getirecek. O kardelen bile karı delip ortaya çıkıyor, adı kardelen oluyor. Tabii ki bizler de Çiğdem Çiğdemliğini, Ayşe Ayşeliğini yapacak, Emine Emineliğini yapacak, ortaya çıkacak. Yani ona verilen fıtrat ortaya çıkacak. Nefsi, kısacası nefsi nefis hale getireceğiz. Bakın, işte kişisel gelişim, o, bu, şu. Ego minimize olmadan olmaz arkadaşlar. Daha çok ego kabarır. Arkasında 20 tane diploması vardır. Onunla övünür. Halbuki, bak bir şey söyleyeceğim. Özüne varmanın ilk adımı tevazudur. Tevazu. Kur'an-ı Kerim'de de çok geçer. Ey o dağları sen mi yarattın der. Ne biçim yürüyorsun der filan. Yani tevazu sahibi başkadır. Hilim. Hem bunda şu gelmişti arkadaşlar. Allah'ın izniyle her sohbette Cenab-ı Allah'ın bir ismini yeri gelmişken söyleyelim. Spontane gelişsin, akışta. Hilim. İlimle örtülü yumuşaklık. İlimle örtülü yumuşaklık olursa tevazu. Özüne varmanın ilk adımı tevazu. Başka olmaz. Olamaz. Çünkü sen engel olursun ona. Ama o hiçlik boyutu dediğin. Ama ilimle örtülü. Kuru kuruya değil. Olgunluk. Kamil insan olmak. Kemal yorum konusunun sonsuzluk kazanmasıdır arkadaşlar. Kemal ehli veya mürşidi kamil, tecrübeli insan ne dersen de olaya tek cepheden bakmaz. Biz hep tek cepheden bakarız. Blokajlarımız vardır, mahalle baskısı vardır. Öyle görmüşüzdür, öyle anlamışızdır. Halbuki Allah'ın sistemi çok çok farklı. Aman ha. Aman ha, bu ne diyemezsin. Bu niye böyle diyemezsin. Hemen açığa çıkar. Hor görme, hor gördüğüne muhtaç olursun. Ayrı gören ayrı kalır arkadaşlar. Bu değişmez bir gerçektir. Bakın, akraba nefreti orman yangınına benzer. Aman aman, aman aman. Senin aran iyi olmayabilir, düzeltmeye çalış. Çocuğuna da ben ondan konuşmuyorum, sen de konuşma deme. Tanzimde, benim esnaflık hayatımda zaten o çok çekmeler, o alternatif yaşamalar seni bir yere getiriyor. Akla sakat üzüntüler yaşadım. Sağ ol canım, sen de öylesin. Ama çocuklarıma hiçbir zaman demedim ki şu karşıdakiyle konuşmayacaksın, şundan konuşmayacaksın, bundan konuşmayacaksın. Millet iğnenin deliğinden Hindistan'ı görür. Gelip diyorlardı ki abla sen ne ya? Ya ben hayret ediyorum, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum diyordu. Nasıl böylesin? Ha, nasıl, neden öylesin? Tek Allah hakikatine varman için tek Adem olman lazım. Ona verilen görev o.
Provoke eden güç seni bir yere getirir. Yani artı eksi olmazsa ışık yanmaz. Karı kocanın birbirini idare etmesi de o. Sinirliye yumuşak. Celalliye hilim sahibi. Sabırsıza sabırlı bir eş vermesi. Muhteşem bir denge var arkadaşlar. Ama insanız, unutuyoruz. Pek vefalı değiliz. Kendi adıma konuşuyorum. Kendi adıma konuşuyorum. Bir gün dergaha bir hanım geldi. Babasından şikayet etti. Yani üzmüş onları. Sağlığına iyi bakmamış, içki içmiş filan. Mutlu baba da böyle yaptı. Hiç unutmuyorum. Ha dedi. O kötü, sen iyisin değil mi dedi. Benim öğretmenimin çok celali. Zaten gerçek Allah insanı rötgen gibi görür. Ya da Allah o bapta konuşturur. Öyle diyelim. Öyle deyince ha dedi. O kötü, sen iyisin değil mi dedi. Daha yeni gelmiş baban. Hiç. Ey kurban olduğum Allah'ım. Ona söyler, vurgusu sanadır. Ben de eşime çok kızıyordum. Sağlığına dikkat etmiyorsun, şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun diye. Fakat oraya takılmıştım, o noktaya. Ne zaman ki mutlu baba o insana o cümleyi sarf etti, bende bir geri bildirim, bir çağrışım oldu arkadaşlar. Ne kadar vefasız olduğumu anladım bir anda. Evet. Evet, evet, evet. Ben yaşadığımı anlatırım. Yaşamadığım hiçbir şeyi anlatmam arkadaşlar. Bir utandım kendimden. Ya tamam. Bu insan, hani senin istediğin eş olamadı diyelim. Ama, amasına bak şimdi. Sen 4 kız kardeşsin. Senin anne babana kendi annesi babasıymış gibi davrandı. Hatta benden iyi davrandı. Buna ne demeli? İşte bütün mesele ne biliyor musunuz arkadaşlar? Vefalı olmak, vefalı. Hani yine öğretmenimin deyimiyle kör ol, nankör olma derdi. Kör ol, nankör olma. Bir de kasılmayı sevmezdi. Böyle bir nişan toplantısında seslendi. Elinde de mikrofon. Asıl ama kasılma dedi. Vay 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 vay. Bu ne demek arkadaşlar? Asıl ama kasılma. Çünkü Allah kibirliyi sevmez. Kibriyaya Allah'a yapışır o. İnsana tevazu, hoşgörü, sevgi ve affetmek. Ve affetme gücünde, affetme gücü yanında kusur ve kabahat hiçtir arkadaşlar. Zayıf insanlar hata yapıyor. Zayıf insanlar iftira atıyor. Aslında üzülmek lazım. Yine el at, yine el atmak lazım. Anlamak lazım. Vallahi ben elimden geleni yapıyorum arkadaşlar. Fazla kurcalarsam kapanır. Sesim gelmiyormuş. Gelmiyor mu efendim? Yok, belki ben sesimi ayarını şey yapmışımdır. Bir bakalım. Siz söyleyin, geliyor mu? Bir elimle de tutuyorum. Düzenleyemedim. Olsun, feda olsun. Bakın. Tamam. Tamam efendim. Teşekkür ederim. Bakın. Ne dedik? Allah seni duaya mecbur eder. Nasıl mecbur eder biliyor musun? Yerle bir eder. Kaçacak yerin kalmaz. Bir gün önce dersin ki Ahmet'e giderim, Ayşe'ye giderim, Fatma'ya giderim, yaparım işimi, hallederim. Her taraftan önünü keser. Hadi der, hadi gel bana der, dön. Açarsın elini. Dersin ki ya Rabbim anlayamıyorum, lütfen yardım et. Ben iyi bir insanım, bunu sen de biliyorsun. Niye bu kadar zor yaşam? Bana bir şey mi söylemek istiyorsun dersin, ne olur biliyor musunuz? Cevap gelir. Cevap gelir. Sezginin kanıta ihtiyacı yoktur. Sezgi, hani hiçbir yere sığmam, gönle sığarım dediği olay, gönülden seslenmesi.
Hazreti Peygamber'e vahiy, bizlere de ilham. Hiç korkma. Hiç korkma. Korkma. Bak şimdi, korkmaman gerektiğini yaşayan bir insan anlatacak size. Ve ilave etmekten Allah'tan korkarım. Doğruyu saklamaktan Allah'tan korkarım. Kan kusup da kızılcık şerbeti içtim demenin de bir anlamı yok. Çünkü hayat en büyük fantezi. Başka gerçeğe de gerek yok. Dopinge de gerek yok. İçkiye yok, ona yok, buna yok, şuna yok. İçinde hepsi var. Gözyaşı var mı? Var. Kahkaha var mı? Var. Sevinç var mı? Var. Sürur var mı? Var. Korku var mı? Var. Başarı var mı? Var. Başarısızlık var mı? Var. İftira var mı? Var. İltifat var mı? Var. Hepsi var. Ha, gönlüne göre. Gönlüne göre. Gönül zaman ve mekana göre değil. Zaman ve mekan gönlüne göre yön tutar arkadaşlar. Onun için çocukluğumuzdan beri hepimiz hatırlarız. Aman kızım, aman oğlum derlerdi. Gönlünü güzel tut, karartma. Hani kin gütme, kızma, etme, düzelir. Evet, gizli bir el her şeyi yerli yerine kor. Nasıl mı? İşte anlatayım yavaş yavaş arkadaşlar. O çok zor esnaflık döneminde dedik mi? Ya Rabbim ben iyi bir insanım. Niye bu kadar zor yaşam? Bana bir şey mi söylemek istiyorsun? Anlamıyorum. Lütfen yardım et. Misyonum mu, görevim mi farklı dedik. Başka bir şey yazacaktım sabaha kadar motivasyon olsun diye cebime koyacaktım. Hani Zülcelal'i vel ikram olduğunu yaşamıştım. Haklı olduğum bir mahkemeyi kaybetmiştim. Üzülmüştüm. İçim alev alev ama bir tarafım da diyor ki bunun arkasında bir hikmet var Çiğdem. Allah'ın adı El Hak'tır. Bekle gör diyor. Evet, bekledik gördük. Meğerse koskoca metropolde evle iş yerini karşılıklı yapacakmış. Onu yazıp cebime koymak istedim. Kalem başka şeyler yazdı. Kalem başka şeyler yazdı. Kitap başladı. Seni samimi candan bir yazar yapmak içindi diyor alternatif zor yaşam. Çok güzel. Bakın, bakın duayı başladık anlatmaya. Bugünkü konumuz sırf dua olsun arkadaşlar. Her hafta bir konuyu çünkü tam manasıyla Allah'ın izniyle otursun. Çok güzel. Sadırdan sadır, gönülden satırlara akıyor. İki kişiye de vermek istemiyorum. Herkes seviyor, çok güzel falan falan diyor. Yani taslak halinde. İki kişiye vermiyorum. Bakın bakın çok iyi dinleyin. Zanlarımız var. Ona verirsem motivasyonumu yok eder. O beni kötü etkiler. Niye korkuyorsun? Şah damarından olan seninle değil mi? O yürüttüğü zaman durduracak olan var mı? Durdurduğu zaman yürütecek olan var mı? Yok. İki kişiye vermiyorum. Biri abla. Ama et tırnaktan ayrılmaz denilir ya, en sonunda verdim. Bak. Çiğdem dedi, bunun dili çok güzel, devam etsene. Tamam. Hani korkuyordun? Allah doğruyu söyletir. Engelleyemez kimse. Bir de yukarıda bir hanım vardı, sinemacı bir hanım. Bir de ondan. Anlamış. Kızdı bana, sitem etti. Çiğdem abla sana kırgınım dedi. Herkese verdin okutturdun, bir bana vermedin dedi. Evet, aynısı. Mahcup oldum, hani verdim. Bile bilmeye verdim. Bakın şimdi ne olacak biliyor musun? Zanlı geçmeden zenne varamazsın. Birkaç gün sonra geldi. Çiğdem abla beni ağlattın dedi. Biraz egosantriktir. Ağladığına kızıyor yani, sen kimsin beni ağlat. Diyor, döndüm baktım aynı yerde yine ağladım. İçimden oh olsun ama yani o mecazi anlamda, metaforik anlamda bir oh olsun. Yani oturdu şimdi. Ego minimize oluyor. Gözyaşı, gözyaşı için temizlenmesidir. Gözyaşı olmazsa güneş doğmaz arkadaşlar. Bakın, öğretmenimin kitabında ne der biliyor musunuz? Peygamber ağlar mı? Altına yazmış, evet ağlar. Çünkü Allah ağlamaz der. Ama Allah sende bende ağlar.
Allah'ta gözyaşı sende bende tadar. Sende bende tattığı için de işte o güneş o hüzünlünün yüzü suyu hürmetine doğar. O harabat ehli var ya, herkese de o görev verilmez. O evliya, enbiyanın işidir. Olgun kişinin işidir. İlahlarını devirmiştir Allah onun. İlah benim, gel ben benimle dost ol. Seni ben anlarım diyenin işidir o. Hani uzatmayalım. Kitap gidiyor. Bak geldi bir dedi. Beni ağlattın dedi. Ne dedi biliyor musunuz arkadaşlar? O çekindiğin insan, korktuğun insan. Ay bu beni kötü etkiler dediğin insan. Çiğdem abla, senden bir şey rica ediyorum. Efendim Selda'cığım buyur. Lütfen ön sözü kimseye yazdırma, sen yaz. Hadi bakalım. Nasıl onore ediyor seni? Nasıl seni anlamış o korktuğun insan? İşte korku ilkel bir duygudur arkadaşlar. Korkuyu bir tarafa bırakacağız. Neden? Allah'ın adı El-Hak. Seni istediğin yere getir, layık olduğun yere getirir. Uzatmayalım. Bu öyle. Bir sene gitti kitap. Bakın dua, duayı bugün bitireceğiz. Bir sene sonra kaldırdım attım. Lüks geldi. Ay dedim bir de yazarlık mı çıktı başımıza? Ekmek parası ağır geldi. Ama Allah seni kaldırıp atmaz. Bak korkmayın. Gönül zaman ve mekana göre değil. Zaman ve mekan gönlüne göre yön tutar arkadaşlar. Allah seni kaldırıp atmaz. Sen senden vazgeçsen bile. Yine alt kattaki abla. Deli dolu bir şey. Çocuk ruhlu. Gelir katar karıştırır. Gider 2-3 ay sonra bir şeyi bahane eder gelir. Olsun. Ama özür dilemesi yoktur. Çiğdem baksana ne getiriyorum. Şimdi ben ona desem ki arkadaşlar burayı çok iyi dinleyin. Abla sen 3 ay önce bu evde ne yaptın ya? Özür dilerim kardeşim mi diyecek? Yok, kaldığı yerden tazelenecek olay. Bunları yaşadığımız için gel gel abla kahve içeriz. Elinde de bir gazetenin ilavesi. Bak sana ne getiriyorum. Yazarlarla ilgili. Gel gel abla. Kahve içeriz. Sen onu bağrına bastığın için, bakın burayı çok iyi dinleyen arkadaşlar, Allah da seni bağrına basar. Onu sarıp sarmaladın, affettin ya. Tamam. Şimdi elindekinden yararlanabilirsin der. Diyeti var çünkü getiriyor. Ama bedeli de var. Sen ne kadar insansın. Sen ne kadar olgunsun. Sen ne kadar sevgi sahibisin. Sen ne kadar samimisin. Bunları ölçer Allah. Seni sana gösterir. Geldi. İyi ki getirmiş o gazeteyi. İyi ki ben de onu affetmişim. Bağrıma basmışım. Zaten öylesin. Evvel Allah'ın izniyle. Ve onun verdiği muhteşemlik başka bir şeydir arkadaşlar. Sevgi imandır denecek kadar imana paraleldir. Sevgin ne kadarsa imanın da o kadar. Aman sevgiyi kaybetmeyin. Biz sevginin ürünüyüz. Sevginin kaynağı o. Ha, gayretimiz tükenir arada sırada. Gayretin tükendi mi gayretullah'ı hatırla. O kaynak tükenmez. Aa, bir baktım 25-26 yazarın 19'u kendilerine mahsusmuş gibi davranmış. Geri kalan 6-7 tanesi de ne münasebet demiş. Şevket de yazar, Çiğdem de yazar, Ayşe de yazar. Yazar demiş. Fitness da yazar. Az Ahmet, Mehmet, ayırdı. Bu Arzu da yazar, Erdem de yazar. Neden biliyor musunuz? Bu birikim işi demiş. Ben orada nemalandım, başladım. Ve 1,5 sene daha sürdü kitap. Bitti. Ama ona söylemedim. Çocuk ruhlu ya. Günde 8 kere teşekkür beklerdi. Ben bitittirdim, ben bitittirdim, ben bitittirdim.
Hatta ağzı da biraz bozuktur. Ben bitirttirdim lan der. Bak bak görüyorsunuz değil mi? Ha. İnsanı anlamak, tartmak çok güzeldir. Bilmek, kader ölçüdür. 8 sene sonra söyledim. Abla dedim iyi ki getirmişsin o gazeteyi. Ben oradan dedim motive oldum tekrar başladım. Ha işe yaramışım dedi. Tamam. Şimdi bu duamız kabul oldu değil mi? Ne demiştik? Ya Rabbim ben iyi bir insanım bunu sen de biliyorsun. Niye bu kadar zor yaşa? Bana bir şey mi söylemek istiyorsun? Anlamıyorum. Lütfen yardım et. Misyonum mu görevim mi farklı? Samimisin. Yana yana söylüyorsun. Allah duyup da duymamazlıktan gelmez. Görüp de görmemezlikten gelmez. O insandır. Çiğdem Çiğdem ya yürü dersin gibi gibi. Bu tamam. Bitmez. Senin level'ını yükseltmesi bitmez. Bir yayın evinden çıktı. Aman Allah. Öyle bir yayın evi. Allah. Paraya her şey demiş. İteliyor, öteliyor, affedersiniz, köpekliyor. Sabır çekiyorsun. 6 yıl. 6 yıl dile kolay. Ama bu 6 yılda neler olacak bakın. Arka arkaya verirse firavunlaşırsın. Ben neymişim dersin. Kaşının üstünde gözüm var diyene dövmek istersin. Bana nasıl söyler? Ha, pişirecek. İronisi de çok güzel. Şimdi 6 yıl dua ediyorum. Dükkanın derinliği 17,5 metre. Gidiyorum, gidiyorum, geliyorum. Hapishanede tur atar gibi. Ya Rabbim. Bunun arkasındaki hikmet ne? Bu benim kitabımı tamamen sahiplenmiş. Hak, para değil derdim. Para değil. Sahiplenmiş ve sattığı için, güzel gittiği için devamlı kötülüyor. Kötülüyor. Ona üzülüyorsun. Yani ey insan, insansın sen ya. Niye bu hallere düştün? Aslında isyanın insana, insanın hareketine. Başka bir şeye değil. Hep böyleymiş arkadaşlar. Uzatmayalım. Tövbe haşa neydi? Niye tövbe haşa dediler? Neyse boş ver. 6 yıl. Ya Rabbim. Bunun arkasında bir hikmet var. Bunun arkasında bir hikmet var. Bunun arkasında bir hikmet var diye diye gidip geliyorum. Yardım et diyor. Bu haksızlığa 6 saniye tahammül edemezsin. 6 yıl ettirtiyor. Niye biliyor musunuz? Egoyu, hırsı, kini minimize ettiriyor. Ve ironisi de şu. Hadi diyor. Yazarsın ama ne yazar? Bak o kadınla uğraşamıyorsun. Bak o kadın. Evet uğraşamıyorum. Firavunlaşırsın tabii güzelim. Firavunlaşırsın. Her şey arka arkaya gelsin. Bak ne hale giriyorsun. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Fırının duvarları ısındıkça ekmek olur. O 6 yıl hiçlik boyutunu yaşattı mı? Yaşattı. Şimdi çaresizsin. Ne yapayım, ne yapayım, ne yapayım? Meslektaş olalım belki utanır diyorsun. Meslektaş oluyorsun. Yayıncı oluyorsun bak. Utanmayan utanmaz. Kış kışlığını o onu yapar derler ya. Ama ben yayıncı oldum. Gönlümün bir tarafında öğretmenimin kitaplarını, Ya Rabbim bu güzel öğretileri ben nasıl kapı kapı dolaşıp yalvaracaktım. Allah dedi ki hayır sen adanmışlık ruhuyla yapıyorsun. Sana bu görevi vereceğim dedi. Ama hazır olman için tekrar seni yerle bir edeyim. O ego mego kalmasın. Tam mütevazi ol. Öyle. Öyle yola. Öyle oldu mu? Oldu. Olduktan sonra ne diyorsun? Ya Rabbim, madem evet. Kur'an aynen Ayşe. Kur'an 23 yılda tamamlandı. Tanzim'deki o çileli hayat, çileli o Zülcelal vel İkram'dır. Lütuftur. O da 23 sene sürdü. Bakın canlı Kur'an'dır insan zaten. Rabbim, madem bu yayıncılığı verdin, gerçek Allah diyenler gelsin. Bilmiyorum ben gerçek Allah diyor muyum? Yani 8 milyar insan var, 8 milyar farklı algı var.
Hatta ya Rabbim, birisi birisine yolda, ben yeni bir arayışa girdim. Ne yapayım dediğinde, işte okumuşlar yayıncılığa git, hangi kitaba uzanırsan o seni Allah'a götürür. O hale getirmeni istiyorum ya Rabbim. Kimden istiyorsun? Allah'tan. Bu ne lütuftur. Bu kadar samimi iste, bu kadar candan iste. Oldu mu? Oldu. Tamam, şimdi buraya kadar bitti olayımız. Her yine level'ını yükseltir. İçine dönersin, ailene dönersin. Çocuğun vardır. Pek anlaşılamaz başkası tarafından. Hani erkek olsun, kız olsun fark etmez. Ya zor bir çocuk bu dersin ya. Allah'ım ya Rabbim, işte bunu kim alacak ya da kim bunu anlayacak gibi. İyi dinleyin arkadaşlar. Dergâhtayım, sohbet başlamamış. Dergah, Mutlu Baba'nın evinin yalısının salonunda sohbet ediyor işte. Tasavvuf Fikirleri Derneği. Evinde yaşlandığı için Nişantaşı'ndaydı. Şeye geçtik işte, evine geçtik. Sohbet başlamamıştı. Ben de sütunun altında otururum. Buraları çok iyi dinleyin arkadaşlar. Şöyle elimi koydum alnıma. Allah'ım dedim, bu kızı kim alacak? Ne Kürt modeline, ne Türk, ne Arap, ne Laz'a uymuyor. Bunu 3 ay sonra geri getirirler. Ben mi kocayım, bu mu koca gibi. Bakın, ne saçma değil mi? Ne anormalce bir düşünce. Ne mahalle baskısı. Ne blokajlı fikir yürütmeler. Elimi böyle gözümden indirdim. Bir çift göz bana bakıyor. Zoom etmiş gözlerini Mutlu Baba. Bana bak dedi. Allah'ın hazinesinde yok yoktur. Sen hiç Allah'tan istedin mi? Ey kurban olduğum Allah'ım. Gerçek Allah adamı röntgen ışığı gibi görürmüş. Hadi diyelim ki öyle değil. Benim soruma gelen bir cevap değil mi Allah tarafından? Geldim eve. Ya Rabbim, çok zor büyüttüm. Biliyorsun, içi de güzel, dışı da güzel. Zaten senin kulun. Kime kimimet ediyorum ya Rabbim. Telli duvaklı gelin olsun. Yerini bulsun. Yerini bulsun. Yerini bulsun duası. Asil bir kız. Üniversite mezunu, Boğaziçi mezunu. İşte onlar da önemli değil. Onların da reklamı olmasın. İnsan olsun yeter ki. Erdemli olsun. Senin hazinende yok yoktur ya Rabbim. Çok zor büyüttü. Yerine bulsun. 15 gün sonra ona cankuş diyen bir tip. Gördünüz mü? Cankuş. 2 sene nişanlı cankuş. 14 yıllık da evliler. Etti 16. Yine cankuş. 17 hatta. Niye? Allah'tan istedi. Yana yana. Kendi istettirdi. Kızım neden öyle söyledim onu da söyleyeyim. Gençlerin atarlı dediklerinden, biz yaştakilerin de tepkili dediğinden bir çocuk. Evlendiler. Aradan 2 sene geçti. Ya Rabbi, dünya gözüyle bir torun görmek isterim. Aslında eşim için daha çok istiyorum. Hani İçkisi var, bıraksın istiyorum. Çoluğa çocuğa dalsın istiyorum. Yani kıymet bilmiyor, canının kıymetini bilmiyor. Dünyanın en iyi insanlarından biri ama kendini de üzdü, çoluk çocuğu da, bizi de üzdü. İşte tutku tutuklar arkadaşlar. Tutku. Dünyanın içinde hepsi var. Hiç gerek yok. İki esmerden hafif sarışımtırak bir kız. Açık renk cilt, açık renk gözler. Aman Allah'ım dedim. Hemen anlıyorsun bak. Hey, ben sizi bilirim der Allah. Senin gözün bu açık renkte kalmasın. İkinci bebeklerinin adım gibi biliyordum ki esmer olacağını. Sezginin kanıta yoktur ihtiyacı dedik. O da öyle oldu mu? Oldu. Şimdi bunlar dua. Dua en büyük erktir. En büyük güçtür arkadaşlar. Şimdi dua ile ilgili Mutlu Baba'nın birkaç sözünü söyleyeyim.
Saati geçirir miyim? Geçiririz. Ha, var daha. 10-15 dakikamız daha var. Nedenine gelince bir saatten önce bitiriyorum ki hani YouTube'a falan da rahat atabileyim diye. Bak. Allah seni yerle bir ettiği zaman seni mecbur tutar duaya. El cabbardır çünkü. Ne demişiz? Subjektif aile içi çıkmazlarımızda işte çoluğumuzu çocuğumuzu anlattık. He. Hafu reca içinde dua. Bakın. Hafu reca. Yani öyle ahbap çavuş ilişkisi gibi değil. Ya Rabbi. Konsantrasyona gir. Kiminle konuştuğunu, kimden istediğini bil. Genç kızım, tuttum dedim ki işte hani kardelen bile kardelenliğini yapacak ya. Ya Rabbim beni dene. Beni dene. Ben helal paradan vazgeçmeyeceğim. Sırtımda yükte taşısam, ter kan içinde de kalsam. Öyle mi dedi? Geç bakalım. Geç şu Tanzime pazara. 23 sene seni ben bir yerlere atayım da gör gününü dedi. 20 sene sonra pes ettim arkadaşlar. Tamam ya Rabbim dedim. Maddeyle denenmek çok zormuş. Pes ediyorum. Beni manayla dene. Çok kaba tabir, kaşınıyorsun. İnsanoğlum, kendimden bahsediyorum. Niye? Sen mananın ne demek olduğunu biliyor musun? Mana 1,5 gün sürmedi arkadaşlar. Öbürü yine 20 sene sürdü. 1,5 gün sonra dizlerin tutmuyor, dizlerin. Ya Rabbim, çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Pes ediyorum. Ettim. 2 sene önce. Yine demek bir şeyler olmuş. Parkta paşayı gezdirirken. Ha, bir kedim bir köpeğim var. Ha, bir köpeğim var diyelim. Kızımındı. Çocuk doğunca çaptan düştü. Ben bakmaya başladım. O da vefasızlık. Yeni birisi geldiği zaman onu gözden düşürmeyin. Yazık. Terasta. İşte elimden geldiğince parkta dolaştırıyorum. Dolaştırırken şöyle bir hale girdim. Bir özgüven. Daha doğrusu öze güven. Özündekine güveniyorsun. Ya Rabbim level'ımı arttır. Hemen kendime geldim ama bir anda. Ay özür dilerim, özür dilerim ya Rabbim dedim. Cık. Çünkü hep böyle yanlış dualardan ne çekiyorsak çekiyoruz. Buldum ama arkadaşlar 2 sene önce duayı buldum. Müjdeler olsun hepimize. Ya Rabbim bana vermiş olduğun potansiyeli ortaya çıkarayım. Çıkartmama nasip et. Yardım et. Mahcup gelmek istemiyorum. Ya Rabbim bana vermiş olduğun potansiyeli hani bu ömürde çiğdem kapasitesi bu. Yarım gelmesin. Kapasitemi tam kullanıp geleyim. Mahcup gelmek istemiyorum ya Rabbim. Bana verdiğin potansiyel. Ay öyle hoşuma gitti ki. Eder etmez oradan mini minnacık bir kedi yavrusu. 10 günlük mü 15 günlük mü zor yürüyor. Miyav 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 miyav. Ne dedi biliyor musun? Al götür işte sana kapasite dedi. Kimse yok etrafta atmışlar. Koca köpekler, kediler. Yani rahat bırakmazlar. Hayvan ölebilir. Hemen aldım. Mesajı aldım. Bak mesajı alırsınız. Allah peşin çalışır arkadaşlar. Bakın bir gün hiç unutmuyorum. Yine dergahta böyle bu müzikler çok güzel. Yine böyleyim. Allah'ım dedim bu müzikler ne kadar güzel. Bunları nasıl insanlara duyururum? Oradan Aslı diye bir arkadaşımız müzikle ilgileniyor 30 senedir. Mutlu babacığım, Çiğdem abla bunu CD yapsın mı? Bu müzikleri senkronize. Mutlu baba döndü. Rahmani dilek yerde kalmaz kızım dedi. İste vereyim der Allah. Biz müzik yapımcısı da olduk mu? Niye? Niyet iyi, akıbet iyi. Allah der ki sen neredeysen ben oradayım. Şimdi Mutlu baba döndü dedi ki Rahmani dilek yerde kalmaz kızım dedi.
iste vereyim der Allah dedi. Mürşit olduğu için parantez açtı arkadaşlar. Hatta dedi şeytani bile kalmaz dedi. Adam dedi mafya olmak ister. Allah tökezletir, yapma etme gitme der dedi. O illa olacağım diyorsa Allah da der ki hadi içeride adam olacaksın, dışarıda olamayacaksın der dedi. Aynen öyle değil mi arkadaşlar? Şimdi o günde Hızır gün, Hızır'ı anlatacağız sohbetimizde. Şimdi sana konuyu da verir Cenab-ı Allah. O hayvan miyav 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 miyav, hani annemi istiyorum, su istiyorum, yemek istiyorum, burada tek kalmak istemiyorum, sıcaklık istiyorum, nefes istiyorum. Bunu demek istiyor. Hayvanın dili o. Bu hayvan kendi Hızır'ı olmadı mı? Orada dursaydı, pıssaydı, korksaydı, pasif kalsaydı öyle olacaktı hayatı. İnsanı da kendinden başkası kurtarmaz. Ne onu bekle ne bunu bekle. Elinden gelenin en iyisini yap. Allah'ın adı El-Hak'tır. O fareyi kuş yuvasına, kuşu da fare yuvasına koymaz. Yola devam. Hızır sensin. Hazır olana Hızır. Hızır da sensin. Şeytan da, melek de. Bir arkadaş bana, bir hemşire arkadaş, böyle yazıştık onunla epeyce. 4-5 sene önce. Kafa biraz karışıktı, çok şey yazıyordu. Sonra netleşti. Oralardan geçmişiz, biliyoruz. Hani bir anda her şeyi vermek istiyorsun ya. Sonra netleşti. En sonunda dedi ki, efendim dedi, ben bir gün Cenab-ı Allah'a sordum dedi. İbadet nedir diye. Cevap şu gelmiş. Doğdun ya demiş. Bakın doğdun ya. İşte Sezgi. Peki görevim ne ya Rabbim? Seçimlerin. Arkadaşlar bizi biz yapan seçimlerimizdir. Dünyanın bütün evliyası gelse şu bardaktaki su Çiğdem'in ağzına gitsin deseler Allah der ki el verdim elini kırarım. Uzat o eli al o bardağı iç der. Sistem bu. Hiç kimse tesadüf olarak bir yerlere gelemez. Ha, tesadüf geldi, şöyle geldi, böyle geldi, öyle olmaz. Kalıcı olamaz, zevk alamaz. Zevk alamaz başta. Evet, başka dua, bir dua daha. Öğretmenim çok celali arkadaşlar. Müzik, hani müzik tamam dedi. Şimdi ben ne bileyim o kadar zor demeyeyim. Zor lafını sevmiyorum. Azmin elinden bir şey kurtulmaz. Uğraşıyorum, uğraşıyorum. Ankara'ya yazılıyor. Oradan diyorlar ki şu harf olmadı, şu olmadı, bu olmadı. Tekrar. Evet. Çıktı. Bunu bir hanımla paylaşıyorum. Böyle böyle dedim. Ne dedi biliyor musunuz? Böyle dominant da bir hanım. Dinlerken. Allah peşin çalışır dedi. Bakın Allah peşin çalışır. Bu nasıl güzel bir cümledir arkadaşlar. Hazreti İbrahim'e de senin o anda yine göndermiyor mu? Bir isteğin var mı diye Cebrail'i. Var ama senden değil diyor. Rabbimden ne isterse. O zaman suya serin, ateşe serin ol deniliyor. İşte Allah'ı biliyorum, inanıyorum filan. Tabii ki. Bunlar güzel şeyler, muhteşem şeyler. Ama ben Allah'ı severim. Çok kolay söylenen bir söz. Allah sevgisinin ispatı insanları sevmektir. Başta. Ha, zaten kendini bilen, Rabbini bilen kendini bilir. Kendini bilen Rabbini bilir. Herkesi kucaklar. Tek Allah hakikatine varman için tek Adem olman lazım. Celali öğretmen, müzik kitabı çıkacak. Kız çıkmadı mı o, kız çıkmadı mı o. Ben de banyodayım, elimi yüzümü yıkıyorum böyle. Allah'ım dedim, çok mu iş alıyorum başıma dedim. Yani çok mu yük alıyorum. Nereden başlayacağımı bilmiyorum dedim. İçimdeki ses böyle yaptı arkadaşlar. Planı Allah yapar. Merak etme hiç. İyi niyetli ol yeter ki dedi. Hemen elimi kuruladım gittim
O zaman Face daha şeydi, yaygındı. Face'i de paylaştım. Zaten buraları bilmiyordum. Ha. Birçok kişi yine tıklamış. Neden biliyor musunuz? Kararsızızdır. Görümceme mi gideyim, çocuğun okuluna mı gideyim? Bulaşıktan mı başlayayım, çamaşırdan mı başlayayım? Onlara da derman olmuştur. Hani planı Allah yapar. Merak etme, hiç iyi niyetli ol yeter ki. İşte bu hayat arkadaşlar. İyi niyet devamlı duadır. Kötü niyet duasız kalmaktır. Dua müthiş bir şey. Şeyi yanıma getirmemişim aceleyle. İşte duayla ilgili bir iki şey söyleyecektim ama olsun, yeterince söyledik zaten Allah'ın izniyle. Dua özüne yakışınca, yani özünü isteder Allah. Özünü, özünü. Ama bana 5 saniye müsaade ederseniz ben yine de kıyamam size. Yani hayır, çünkü kıyamam size değil. Görevdir görev. Pirim himmet. Biri gurusuna, biri papazına, biri hahamına gider, beni kurtar der. Biri de Anadolu deyimiyle pirine gider. Pirim himmet, oğul hizmet der. Yani hizmetten geçer. Bu yollar hizmetten geçer. Hizmet ehli. Kime? Kendine. Güldürmeye çalışırken gülüyorsun. 5 saniye. Geldim. Geldim. İçim rahat etmezdi arkadaşlar. Heh. Aman efendim, ekrandan çıkmayayım, şöyle olmayayım. Öyle bir şey yok. Samimiyet, en büyük ciddiyet samimiyettir arkadaşlar. Şimdi dua. Duadan Mutlu Baba'nın rahmetli kızım demişti. Sen benim öğretilerimi anlatıyorsun ya. Hay Allah, dua. Gerçek dua hazlı bir imreniştir. Hani imrendim ya, ay müzikler çok güzel. Bunları nasıl insanlara anlatırım? Bunları nasıl insanlara ulaştırırım? Öyle mi dedi? Tamam, seni müzik yapımcısı bile yaparız. Senin yeter ki gönlün onu istemiş olsun. Bu Allah diyen parçaları sen insanlara, yani bu yemekten zevk aldım, gel sen de iyi demek istiyorsun değil mi kulum dedi. Hemen. Bakın, gerçek dua hazlı bir imreniştir. Yani gıpta. Gıpta hazlı bir imreniş. Bu imrenişten yoksun dua, dua değil dilenciliktir. Benimki vermek. İşte bilmiyorum, pardon. Ha, bak, gelir düşer kalkar önemli değil. Ne yaptığını bilene dünya kenara çekilir, yol verir arkadaşlar. Dua Kudretullah'a yükselir ve rahmet olarak iner. Ölüye okuduğun rahmet de o nur alemindeki ayrı gayrısız tevhid sebebiyle Kudretullah'a varır ve rahmet olarak sana iner. Hazreti İsa'dan ölüyü dirilten duayı öğrenmek isteyene peygamber, duayı öğreteyim ama bu nefesi nasıl vereyim dedi. Nefesini o hale vardırırsan duaya hacet kalmaz diyor. Kulun istediği olmasına olur da kulca olur. Bir de hakça istemek var. Dua bir anlamda bir manyetik alanın meydana gelmesidir. Dua bir bakıma maksadullahın geçerli olması niyazıdır. Yani Allah istediyor zaten. Asıl dua sığınmadır. Bakın burayı çok iyi dinleyin arkadaşlar. Duanın etkisi şöyle de anlatılabilir. Bir hakim olaya şahit olsa da delilsiz karar veremez. Bakın. Duanın etkisi diyor, şöyle de anlatılabilir. Bir hakim olaya şahit olsa da delilsiz karar veremez. Allah her şeyi görür ama hüküm vermek için delil ister.
Dua dilekçedir. Delil de iyi niyet. İyi niyet devamlı duadır dedik ya. Kötü niyet duasız kalmaktır. Evet arkadaşlar, şunu da söyleyeyim. Cehd-i gayretle birleşen istek gerçek duadır. Duayı edeceksin ama ettiğin duanın gayretinde olacaksın. Biraz önce verdiğim örnek gibi. Bu su benim ağzıma girsin diyemezsin. Bütün evliyalar gelse o suyu senin ağzına sokamazlar. Allah el verdim der. O eli kullan der. O yoksa kırarım o eli der. Elin kıymetini anlarsın. Uzan, iç ve keyfine, yani zevkine de ancak öyle varılır. Evet arkadaşlar. Ah dua, beddua demiş burada da. İşte bakın, ah ah. Ah aşığın dilinde Allah demektir. Seni Allah'a kovalayan her şey de çok mübarektir. Bu şeytan bile olsa. Seni Allah'a kovaladı. Ve dünyada mutluluk Allah'ın dünyasında Allah'la olmaktır. İlahları devirir, ilah benim der. Ey harabat ehli! İnsanın ömrü doğduğu an değil, Allah'ı bulduğu an başlar. He. Kim? O bulanlar kim? İşte o hayatı fedakarlıkla geçen. Özveri insanoğluna en kutsal yolu çizer arkadaşlar. Ve sorumluluk mükemmelliyettir. Hani duyarız ya, senelerce kaynıma baktım, amcama baktım, kayınvalideme baktım, altından şunu aldım, babama baktım. İşte hepsinden de teşekkür gelmediği gibi ne yaptın ki dediler filan falan. Allah öyle der mi? Onun adı El Hak. Fareyi kuş yuvasına, kuşu da fare yuvasına koymaz. Yola devam der. Ve ona işte öğretmenim çok güzel bir cümleyle onu anlatıyor. Diyor ki, Şems'in dizelerde dinle celal ettin diye seslendiği Zülcelali vel ikramdır. Kime celali baktıysa o ikrama uğrar, evliya olur. Çünkü alternatif yaşattı. Çünkü sen ona layıksın. Çünkü bu dünyadan ancak onlar gider. Bakın, bana deseler ki şu karşıdaki apartman mı senin olsun, bu sohbet mi? Bu sohbeti geri alalım, sana o apartmanı verelim. Evvel Allah'ın izniyle, Allah'a sığınarak diyorum ki, hayır, bu sohbet. Çünkü dünyada mutluluk Allah'ın dünyasında Allah'la olmaktır. Hediyeyi veren hediyeden değerlidir arkadaşlar. Sevgi ve muhabbetle hepinizi kucaklıyorum. İnşallah çarşamba gününe, haftaya yine güzel bir konuda oluruz. Birkaç istek vardı. Oradan bir tanesini bir gün önceden yine yayınlarım. Yine bir müzikle başlarız. Allah'ın izniyle götürmeye çalışırız. Evet, bakın. Bir anlık tefekkür bin yıllık ibadete eşti, değil mi? Biz burada ne yaptık? Daha doğrusu ne yaptırttı? Kendi kendini andı. Ama hangi dilden, hangi gönülden? Kolay değil. Allah demek kolay değil. Senin bu tasavvufu seçmen diyor, bu sohbetlere katılman seni özel kılar. Tasavvuf başka bir şeydir arkadaşlar. Allah'ın bak dediği yerden bakmaktır. Bakın, tasavvuf, Mutlu Baba'nın deyimiyle tasavvufu da söyleyeyim. Tasavvuf diye içe bakış değil. İçe alış, cümle alemi içe alış. Tasavvufun ruhsal metot ve ilimlerden başlıca farkı budur. Tasavvuf bakışıyla bakmak, Allah bakışıyla bakmaktır. Tasavvuf ehli aleme Allah'ın baktığı gibi bakar. Halk edilmenin esrarı, dünyaya gelmenin esrarı diyor. Haliki bilmendendir, Allah'ı bilmendendir. İşte bu esrara tasavvuf diyoruz. Bir sanatkarın eserine hayran olan, o eserden ilham alarak yeni arayışlara girişir. İnsanın halife oluşu zaten bu arayışları gerektirir. Bir de sanatkarın kendisine hayran olanı var. O da tasavvufa dalar. Tasavvuf, sonsuz aktivitenin kesintisiz tefekkürüdür. Bir tane daha var.
çok güzel. Tasavvuf diyor, oynanan oyunu kulisten seyredebilme becerisidir. Sohbetin arasında birisi seyri billah demişti, yani seyret. Sadece seyret demek istemişti. Senin tasavvufu seçmen özeldir. Bu yazılara, bu sohbetlere katılman seni özel kılar. Çok teşekkür ediyorum. Sonsuz hamdü senalar olsun. Bugünkü sohbetimizde Allah'ın izniyle akışa tabi olduk. Niyet iyi, akıbet iyi oldu. Hepinizi sevgi ve muhabbetle kucaklıyorum efendim. İnşallah çarşambaya görüşmek üzere yine güzel bir müzikle. Hayırlı geceler diliyorum. Yorumlarınızı yazın. Moral alırız. Moral alırsın, verirsin. YouTube'da, YouTube'a, Instagram'a kaydediyoruz. Oradan devam edebilirsiniz. TikTok'ta da kaygan zemin dediler ama hiç önemli değil. Bir tanesi bana hakaret edecek diye geri kalan yararlanmasın mı? Kamil insana övgü de sövgü de birdir arkadaşlar. Sen Allah kelam. Dünyada mutluluk Allah'ın dünyasında Allah'la olmak. Gerisi mala yani. Allah bize bu dünya cennetinde yaşattırsın. Dost Allah, kalp arkadaş. Sevgi ve muhabbetle kalın.